Öte tarafta zaman bir garip geçiyor. Efsun'dan nasibini almamışlar için zaman hep aynı hızla akıp giden bir nehir gibi. Oysa burada, onların deyimiyle periler aleminde zaman hep farklı hızdadır. İnsanlar da sevdiğinin elini tuttuğunda akıp giden zamanla trafikte geçip gitmeyen anların farkını hissederler. Gene de efsunsuz kaldıklarından anlamazlar. Onların dünyası karmaşanın içindedir. Belki de insanları sadece ben izlediğim için küçük kızı ilk ben fark ettim. Kuzgun mağarası kadar karanlık bir gecede ateş böceği gibiydi. Cılız ama alemleri aşıp bana ulaşacak kadar canlı bir ışık yayıyordu. Onun ışığına doğru uçtum. Binlerce yıldan sonra insanların alemine gelmemi o sağlamıştı. Siyah saçları vardı. Annesi her gün özenle onları örerdi. Yaşadıkları çadırda onunla beraber 5 çocuk daha vardı. Kaçı akrabası, kaçı savaştan kaçarken onların ailesine eklenenlerdi bilmiyorum. Annesi gurbete düşen çoğu insan gibi çocukların isteklerini sessizce karşılamaya çalışırdı. Babası geçici kamptan çıkıp iş bulmak için şehre gider, devletin verdikleri dışındaki ihtiyaçlar için çalışırdı. Ne iş yapardı hiç bilmiyorum. Onu hiç takip etmedim. Kızın yanında kaldım. Çünkü onu korumam gerekeceğini biliyordum. Ben Periler Padişahı'nın kapılar muhafızıyım. Kapılar varken 40 arkadaşımla birlikte 40 kapının muhafızlığını yapardık. 40 gece uyumaz, 40 gün nöbet tutardık. 40 ve 1'den tek ben kaldım. Kapılar teker teker kapanınca ve padişahın gözleri başka alemlere kayınca biz de birer birer kaybolduk. Kızın gelişinin müjdelediği kapıların tekrar açılması ihtimaliydi. Benim görevim padişahım için o kapıyı tutmaktı. Varlığımın amacı bu olunca ufak bir pırıltı bile çığlık ve fısıltıyı alıp peşinden gitmem için yeterliydi. Kızın yanına vardığımda aniden bir sis peydahlandı. Kampın ortasında sürünerek kızın çadırına doğru geliyordu. Saklandığım gölgeden çıkıp karşısına dikildim. Kılığıma aldanıp beni de insanlardan sandı ama çığlığı kınından çıkardığımda kim olduğumu anlamıştı. İlerlemesi durdu. Sisin içinden bana bakıyordu. Turkan Bey, bırak geçeyim. Sesi tanıdık geliyordu ama kim olduğunu çıkaramamıştım. Burası benim korumamda. Sıyır üstündeki efsunu da kimsin hele bir göreyim. Sonra izin verip vermeyeceğimi sana söylerim. Sis çamurlu ayak izlerinin arasından bana doğru ilerlemeye başladı. Turkan Bey, bırak geçeyim. Ona zarar vermeye değil, hediye getirmeye geldim. İzin ver, yanına gideyim. Hediyelerle geldiysen neden saklanırsın? Çık dumandan, biçilme donundan da gel konuşalım. Çığlık elimde ileri atılmak için sabırsızlanıyordu. Perilerle savaşmayalı çok zaman olmuştu. Ne de olsa muhafızın koruduğu yitince savaşmasına gerek kalmaz. Çığlıksa kimi kestiğine bakmadan atılmak istiyordu. Turkan Bey, bırak geçeyim. 3'tür sana diyorum. 3'ün hakkını veriyorum. İzin ver, onun yanına gideyim. Gözümü ondan ayırmadan, olmaz dedim. Padişahım için bu kapıyı koruyorum. Ben buradayken izinsiz geçemezsin. Sesi kıvrılarak göğe doğru yükselmeye başladı. Ah Turkan'ım, sen hiç akıllanmadın. Sözü daha bitmemişti ki sis dev bir pençe olup üstüme saldırdı. Çığlığı kaldırıp pençeyi savuşturdum. Sisin içinden bir el daha çıkıp ayaklarımı hamle etti. Kapının gücünden ödünç alıp yukarı zıpladım. Pençe toprakta dev izler bırakıp kayboldu. Yere düştüğümde hızla ileri hamle yapıp sisin içine daldım. Çığlık dokunduğumda sis aralanıyor, güneş görmüş gibi kayboluyordu. Gözümü insanların karanlık serabından ayırıp gerçeğe baktım. Sisin ortasında özünü görebiliyordum. Sırtımdan fısıltıyı çekip öze doğru koştum. Sisten fırlayan kollar beni yakalamaya,
durdurmaya çalışıyordu. Her seferinde çığlıkla onları kesip geldikleri çiğe gönderdim. Öze ulaştığımda fısıltı hiç ses çıkartmadan özü parçaladı. Sis içinde kimin saklandığını göstermeden geldiği gibi kayboldu. Alnımda hafif bir yara, kollarımda ve sağ bacağımda ufak çizikler vardı. Çığlık ve fısıltı yakınlarına yerleştirip çadırın önünde nöbete döndüm. Yıllardan sonra görevimi yapmanın, bir kapıyı korumanın huzuru içimi kapladı. 20 gece 21 gün geçti. Kızla ailesi İstanbul Sultanahmet'te ufak bir eve yerleşti. Kızın gözlerinden akan sihir kapıyı daha da güçlendirip periler alemine bağlandıkça ben de güçleniyordum ama gecem de gündüzüm de rahat geçmedi. Küçük Kızıl Ölüm Kraliçesi'nin, Kuzgun Mağarası Efendisi'nin, Sessiz Çukur Sakini, Korkak Gezgin'in, Denizde Kaybedenlerin Gemisi'nin, Uzak Kemik Kule'nin ve daha pek çoğun habercisi, elçisi, askeri veya katil geldi kızın kapısına. Peri padişahından haber gelmedi. Padişahımın beni unuttuğundan korkardım ki yelerli alevli atında Şehzade Şahap ve 7 beyaz kuğunun çektiği arabasında Şebnem Sultan geldi. İnsanlar o küçücük odacığa bu büyük kafilenin nasıl yerleştiğini görseler şaşarlardı. Oysa zamanda mekanda efsunlar için sınır koyamaz. Dizlerim yerde, başım önde, şehzademle sultanımı bekledim. Şehzade Şahap elini omzuma koyunca başımı kaldırdım. Gel Turkan Bey, yiğitliğin dillere destandır. Ancak bizi bile şaşırttın. Şehzade Şahap hizmetçilerin getirdiği sandalyelere oturup bana da oturmam için bir yer gösterdi. Şehzadem, ben kapı muhafızıyım. Tek kapıyı bile tutamayacaksan bu ismi ne eleyim? Doğru dersin Turkan Bey ama padişahım bu kapıdan endişeli. Şehzadenin içindeki sıkıntı gözlerinden okunabiliyordu. Nedir endişesi efendim? Kapıyı kaybetmek istemiyordum. Onun için her şeyi yapmaya, kapıyı korumaya hazırdım. Padişahım derler ki, insanların arasında tek kapı olursa o kapıyı çalacak savaşa değer mi? Hizmetçinin getirdiği kahveden bir yudum içti ve bana gözlerini dikti. Şehzade Şahap, padişahımızın ilk çocuğuydu. Gözleri yaratılışın alevleri gibi parladı. Ben basit bir muhafızım. Savaşmak değil, korumak benim işim. Bu kararları verecek bilgiye sahip değilim. Şehzadenin gözlerindeki alev azalmış gibiydi. Başını eğip göz ucuyla Şebnem Sultan'a baktı. Sultanın peçesinin ardında tutaklarında bir tebessüm var gibiydi. Turkan Bey, abimin demek istediği, bu kapıyı sahiplenerek bizi büyük bir sıkıntıya soktuğun. Şebnem Sultan, padişahın en küçük kızıydı. Nice taliplisi vardı ama o babasının yanından ayrılmamıştı. Saraydaki en güçlü büyücü olduğu, geleceği görebildiği söylenirdi. Sol yanağında alevden bir dil açtığı yaraya rağmen çok güzeldi. Benim amacım hünkârımın topraklarını ilerletmekti. Nasıl zora soktum kendisini ve sizleri? Şebnem Sultan'ın gözleri ışık sızmamış deniz dipleri gibiydi. Kızıl saçları batan güneşin ışıklarıyla yıkanıyordu. Turkan, bu kapının küçük bir kıza bağlı olduğunu öğrendik. Doğru mu? Evet sultanım, 5 yaşındaki bir kız kapıyı taşıyor. Kapıyı sen sahiplendiğin için senden başkası da bu kızın kim olduğunu bulamaz değil mi? Bulamaz sultanım. Bunları bana sormadan da biliyor olmalıydı. Neden sorduğunu anlayamıyordum. Ama tüm periler alemi ve diğer alemlerden gelenler burada bir kapı olduğunu ve şu anda akşam yemeği yiyen bu 7 kişiden birinin kapıyı taşıdığını bilebilir değil mi? Evet sultanım. Kız yarım somun ekmeği önüne çekmiş, ufak parçalar koparıp yemeğin suyuna bandırıyordu. Bir yandan da annesini bisiklet almak için ikna etmeye çalışıyordu. Bisikletin kaç para olduğunu anlamak için sorular soruyordu. Yani Turkan,
savaştan kaçmış, tanımadığı, dilini bilmediği bir ülkede büyük zorluklar çeken bu üç kızdan biri bizim kapımızı taşıyor, öyle mi? Kız her gece annesine sarılıp ağlayarak uyuyordu. Bunu ve onlar uyuduktan sonra bir köşeye çekilip ağlayan annesini sultana anlatmanın bir anlamı yoktu. Evet sultanım, ama o zannettiğinizden daha güçlü. Öyle olmasa kapıyı taşımak için gereken büyü pınarı onda olmazdı. Biliyorum Turkan, büyü pınarı ya da hayal denizi. Adına ne dersen de bu kız da var. Doğru, ancak insanların dünyası küçük kızlar için tehlikeli. Hele savaştan gelen bir kız için daha da tehlikeli. Şebnem Sultan'ın sesinde kızgınlık yoktu. Aksine derin bir üzüntüyle konuşuyordu. Efendim, ne demek istiyorsunuz? Sultan'ın gözleri şaşkınlıkla açıldı. Ah Turkan, senin açık sözlü olmanı sarayda çok özledik. Padişahımız geleceği belli olmayan bir kapı için alemlerin tekrar savaşa girmesinin anlamsız olduğunu düşünüyor. Derin bir iç çekti. Parmakları 50 kuytu muharebesinde ejder ateşinin yüzünde açtığı yaraya gitti. O yüzden sana destek olması için kimseyi getirmedik. Elim titremeye başlamıştı. Ellerimi dizlerimin üzerine kavuşturup sakinlemeye çalıştım. Takdir padişahımındır. Buna rağmen kız kardeşim bu kapı 40 gün 40 gece açık kalabilirse padişah babamızı sana destek olmaya ikna etti. Şehzade bunları söylerken sultana bakmıştı. Sağ olun şehzadem, sultanım, güveninizi boşa çıkarmayacağım. Şehzade gülümsedi. Biliyorum, sana güveniyoruz. Canan dışarı baktı. İşimizi hallettiğimize göre Ay Köprüsü gelinceye kadar bize Konstantiniyye'yi anlat. Bunca sene sonra nasıl? Şehzadem, artık ismi İstanbul olmuş. Dolunay gökyüzünde köprü kuruncaya kadar konuştuk. Zaman geldiğinde hizmetçiler eşyaları topladı ve kuğuları tekrar arabaya koştular. Vedalaşırken Şebnem Sultan beni yanına çağırdı. Turkan, tehlike beklemediğin yerden gelebilir. Hazırlıklı ol ama unutma. Başarısızlık bazen senin suçun olmaz. Kuğular Ay Köprüsü'ne yükselip giderken arabanın arkasından baktım. Başımı çevirdiğimde kız yatakta dönüp duruyordu. Kapı tamamen açılsa ona dokunabilirdim ama şimdi sadece uzaktan bakabiliyordum. Annesi uyanıp savaş evlerine uğramadan önce ona söylediği şarkılardan birini mırıldandı da rahatladı. Şehzade ile sultan gittikten sonra da saldırılar devam etti. Kapıyı korumak için çığlık ve fısıltıya çok iş düştü. Sürenin dolmasına kalan son hafta sakin geçti. Artık kimse saldırmayacak gibiydi. Son gecede sadece birkaç kabus saldırmaya kalktı. Sabah güneşin ilk ışıklarıyla ay ışığı zırhımı çıkarıp gün ışığı zırhımı kuşandım. Efsunlu ışıklar bugün tenime ayrı bir sıcaklıkla dokunuyordu. Kız annesiyle pazara gidecekti. O kalabalıkta efsunlular gözümü boyamasın diye iki tutam orun otu çiğnedim. Otun kekremsi tadı dilimi uyuştururken gözlerim tüm efsun perdelerini delecek kadar güçlendi. Onlar el ele tutuşup minibüse binerken ben trafikteki araçlar üstünden uçarak peşlerindeydim. İnsanların pazar yerleri bizlerinkine benziyor. Her ne kadar sıradan eşyalar olsa da aynı karmaşa ve telaş buraya da hakimdi. Birkaç sihir hırsızı alışverişe gelenlere yapışmış, onların sihrini çalıyordu. Kapılar kapanınca bu alemde kalmışlardı. Çorak alemde sadece sihir kırıntıları bulabildikleri için güçsüzdüler. Kızın sihri pazar yerinde parlayınca onu fark ettiler. Beni görmeden kıza doğru uçuştular. Sihir açlığı onları kör etmişti. Çığlık onların nefesini kesince ne olduğunu anlamadan gittiler.
Kız bir meyve satıcısından hediye edilen elmayı kemiriyordu. Annesi daha önce de pazara çok geldiğinden nerede ucuz ama çok çürümemiş meyve sebze bulunur biliyor. Planlı şekilde ve hızla alışverişini tamamlamaya çalışıyordu. Onları izlerken bir anda pazar yerinin sesinin kesildiğini fark ettim. İnsanlar susmamıştı ama efsunlu bir sessizlik pazara çökmüştü. Sebebini ararken onu gördüm. Güneş arkasını almış, uçarak üstümüze geliyordu. Kanatlarının gölgesinde kalanlar sessizleşiyor, görmeseler de canavarın korkusunu iliklerinde hissediyorlardı. Kızla arasına geçtim. Yere konduğunda çığlık ve fısıltı elimde onu bekliyordum. Ejderha kırmızı gözlerini bana dikti. Burnundan dumanlar çıkıyordu. Yeşil pulları gün ışığında ıslak gibi parlıyordu. Konuşmasını, ne istediğini söylemesini bekledim. Ağzını açtı ama kükürt kokulu alevden bir ırmak üstüme geldi. Gün ışığı zırhım alevlerle oyun oynadı. Etrafımdaki insanlar korkuyla kaçışırken ben isli kükürt koksam da zarar görmemiştim. Çığlık yukarıda, fısıltı aşağıda üzerine atladım. Kalbine doğru çığlığı savurdum, pençesiyle kılıcımı uzaklaştırdı. Fısıltıyla hamle yaptım. Karın pullarının birkaçını çizebildim sadece. Soluklanıp tekrar saldırmak için hamle yapayım derken kuyruğunu savurup ayağımı yerden kesti. Hemen takla atıp sağa, kuyruğundan uzağa yuvarlandım. Pençeleri peşimden asfalt parçalıyordu. Kızı gözümden ayırmadan zıpladım. Kanadının gövdesine birleştiği noktadan çığlığı indirdim. Ejderha kulakları sağır eden bir haykırışla benden kaçtı. Sol kanadı yaralanmıştı ama bu onu kızdırmak dışında başka bir işe yaramamıştı. Pençesini savurdu. Havada ondan kaçmaya çalıştım ama sağ koluma pençelerini geçirmeye başardı. Çığlığı elimde tutabilmek için tüm gücümü kullanmam gerekmişti. Ejderha aman vermeden tekrar saldırdı. Sağ kolumu kendime siper edip fısıltıyla ona karşılık verdim. Pençesini durdurdum. Sol pençesi gelirken de iki adım geriye kaçtım. Kız annesinin evini bırakmıştı. Benden uzaklaşıyordu. Ejderhanın varlığını görmeseler de fark eden insanların açtığı boşluklardan faydalanmış pazarı keşfetmeye çalışıyordu. Göz ucuyla kıza bakmam fırsat bilen ejderha bacağıma bir pençe attı. Son dakikada kaçsam da artık mücadeleyi uzatamazdım. Fısıltının kabzasına demircinin kılıcı verirken söylediği sözleri fısıldadım. Ruhumun bir parçasını yutan kılıç ruhuma çeliğini verdi. Çelik nasıl öldüreceğimi gösterdi. Ejderha saldırırken son ana dek bekleyip onun kanlı pençeleri yüzümün yanından geçerken eğildim. Pençenin altına girdim. Hızla yukarı uçtum ve iki gözünün arasına fısıltıyı sapladım. Ejderha ölürken adı tüm alemlerden duyulur derler. O son şarkısını söylerken dinlemedim. Bilmiyorum. Gözlerim kızarıyordu. Onu simitçiye doğru neşeyle giderken buldum. Yaralarımdaki ejder zehri kolumu ve bacağımı uyuşturuyordu ama güneş batmak üzereydi. Kapıyı korumuştum. Kız bir plastikçinin yanından geçerken tablanın yanına yaslanmış bisiklete dokundu. Gözlerini bisikletin hayali sardı. Düşler içinde yoluna devam etti. Annesi kızın kaybolduğunu anlamış, ona sesleniyordu. Yorulmuştum. Bisikletin sahibinin kızın yanına koştuğunu görmedim. Adam gelip kıza onu yere çarpacak kadar güçlü bir tokat attığında herkes gibi donup kaldım. Adam kıza bağırıyor, ona hırsız, asalak ve daha birçok şey söylüyordu. Annesi kızın yanına koştu. Yanındaki pazar ailesi adamın üzerine yürüdü. Bense olduğum yerde kala kalmıştım. Kızın tüm hayalleri o tokatla yıkılmıştı. Kapıyı açmasını sağlayan sihir gözyaşları ile birlikte akıp gidiyordu. Ejderin zehri ya da umutlarımın yıkılması mı bilmiyorum. Yere düştüm. Güneş minarelerin ardında kan kırmızısı bir geceye batıyordu. Gözlerim kapanmış.
yenilginin ağırlığı altında ezilmiştim. Şebnem Sultan'ın kuğuları beni bulup kapı kapanmadan periler alemine getirdi. Yaralarım iyileşti ama o tokadın sesini hala unutamıyorum. Bana hala son muhafız diyorlar. Kapıların ve geçitlerin son muhafızı. Arkamdan gülüyorlar mı bilmiyorum. Gene de gözüm alemler arası boşlukta. Yeni bir kapının açılmasını bekliyorum.